yaptıkları akademik çalışmaların geniş kitleler tarafından duyulmasını ve gençler için rol model... Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli davetliler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen 2019 yılı TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri takdim törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. TÜBA'nın 2019 Uluslararası Akademi Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı GEBİP ve Bilimsel Telif Eser TESEP ödülleri sahiplerine tevcih edilecektir. 2019 yılında fen ve mühendislik bilimleri alanında 1, sosyal ve beşeri bilimler alanında 1 bilim insanı TÜBA Uluslararası Akademi ödülünü almaya hak kazandı. Bugüne kadar 15 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahiplerini buldu. TÜBA tarafından merhum Akademi Şeref Üyesi Fuat Sezgin adına 2019 yılında ihdas edilen ödül programında yapılan 5 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldular. Dünyada genç akademi oluşumunun ilk örneklerinden olan ve ülkemizde müstesna bir konuma sahip TÜBA GEBİP ödülüne bu sene 21 farklı üniversite ve kurumdan 28 genç bilim insanı layık görüldü. Böylece TÜBA GEBİP ödülü verilen bilim insanı sayısı 508'e yükseldi. 2019 yılında 2 eser TÜBA TESEP Telif Eser Ödülü, 1 eser Halil İnalcık Özel Ödülü ve 3 eser Kayda Değer Eser Mansiyon Ödülü olmak üzere toplam 6 eser layık görüldü. Böylece TÜBA TESEP kapsamında ödüllendirilen eser sayısı 202'ye yükseldi. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen toplam ödül sayısı 725'e ulaştı. TÜBİTAK Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile bu seneye mahsus verilen, altını tekrar çizmek istiyorum, bu seneye mahsus verilen 2019 yılı TÜBİTAK Profesör Doktor Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü sahipleri belirlendi. 2019 yılında TÜBİTAK ödüllerine kişisel başvuruda bulunan veya aday gösterilen bilim insanlarına 4 bilim ödülü, 11 teşvik ödülü ve bir de 2019 yılı TÜBİTAK Profesör Doktor Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmesine karar verildi. TÜBİTAK tarafından ödüllendirilen ödüllerin ilk verildiği 1966'dan bugüne kadar 175 bilim ödülü, 17 özel ödül, 87 hizmet ödülü ve 509 teşvik ödülü olmak üzere toplamda 789 bilim insanı ödüllendirilmiştir. Şimdi huzurlarınızda TÜBİTAK tanıtım filmini izliyoruz. Her şey bir hayalle başlar. Ve biz hayallerimizden hiç vazgeçmedik. Güçlü ve bağımsız Türkiye hayali. TÜBİTAK, güçlü ve bağımsız Türkiye için milli teknoloji hamlesiyle kadim geçmişimizden aldığımız güçle daha güçlü, daha müreffeh, daha özgür bir Türkiye için bilgiye, bilime ve insanımıza inanıyor. Milli yazılım ve teknolojilerle hedeflerine koşarken, bilim ve teknolojiyi benzersiz tasarım, hünerli ellerle ülkemizin hizmetine sunuyor. TÜBİTAK Bilgen'le Türkiye'nin teknolojideki geleceğini çiziyor, teknoloji ihtiyacımıza milli çözümler üretiyor, teknolojik bağımsızlığımıza katkıda bulunuyor. TÜBİTAK SAGE ile kendi yerli kaynaklarımızı üretip, yerli ve milli, özgün tasarım ve yazılımlarla savunma sanayimizin gücüne katkıda bulunuyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladı. Geleceğe yön vermek için ulusal gözlemeviyle gökyüzündeki gelişmeleri izliyor, milli uydularımızla artık yeryüzünü kendi gözlerimizle görüyor, ülkemizi koruyoruz. TÜBİTAK Uzay'la uzay teknolojileri alanında öncü olmak
ve ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlamak amacını göz önünde tutarak uzay teknolojileri ve yazılım alanlarında araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri yürütüyoruz. Değişimleri yakalayan ve değişimin başlangıcı Türkiye olma hedefiyle sınıfında dünyanın en iyi sistemlerini geliştirmeye var gücümüzle devam edip teknolojiye öncülük ediyoruz. TÜBİTAK MAM'la kamu, savunma ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla akademik kurumlara özgün çözümler sunuyoruz. TÜBİTAK, milli teknoloji hedefiyle yepyeni projeleri hayata geçirirken kendi kendine yeten Türkiye için yenilikleri ülkemizin hizmetine sunuyor. Türkiye bilhassa son 16 yıldaki hamleleriyle asırlardır kendisine ve medeniyetine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır. Bilgi üretecek nitelikli insan kaynağımıza yatırım yapıyor, lider araştırmacılar programıyla dünyanın dört bir yanındaki nitelikli beyinleri ülkemize çağırıp güçlü Türkiye hayalimize birlikte yürüyoruz. Projeler üreten gençlerimizi ve girişimcilerimizi destekleyen TÜBİTAK, yayınları, bursları, bilim merkezleriyle de yeni neslimizi geleceğe hazırlıyor. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde kurumların ve sektörlerin daha etkin çalışmalarına yönelik projeler, danışmanlık ve eğitim projeleri yürütüyor, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlıyoruz. TÜBİTAK UME ile ölçüm bilimi alanında dünya çapında bir çözüm merkezi sunuyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bilimsel araştırmalar, benzersiz eserler ve projelerle destek oluyoruz. Ar-Ge merkezleri kuruyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Geleceğin Türkiye'sinin arkasındaki güç olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün yarın için çalışıyor, üretiyor, Türkiye'yi yarına hazırlıyoruz. Evet, yarın için çalışıyor, üretiyor ve Türkiye'mizi, güzel ülkemizi yarına hazırlıyoruz. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefinden asla vazgeçmiyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'ı huzurlarınızda kürsüye davet ediyorum alkışlar eşliğinde. Hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2019 yılı TÜBİTAK Bilim, Hizmet, Özel ve Teşvik Ödülleri'ni ile Profesör Doktor Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülünü tevdi etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kuruluşumuzun 56. yılında 54 yıldır verilen bu ödüllerin Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştiriliyor olması bize heyecan vermekte, çalışma azmimizi kuvvetlendirmektedir. Başta zatı haliniz olmak üzere tüm misafirlerimizi kurumum TÜBİTAK adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana işaret ettiğiniz 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz demeden aşkınan koşan yorulmaz diyerek çalışıyoruz. Her yıl her yaş grubundan yaklaşık 10 milyon bilim ve teknoloji sevdalısı ile direkt temas eden bir kurum olmanın hem gururunu hem sorumluluğunu taşıyoruz. 11. Kalkınma Planımızın temel ekseninde yer alan, daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye hedefine ancak bilim temelli, yüksek teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke olunması ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen ağır sorumluluğun farkındayız. 2018 yılının sonunda Ar-Ge kapasitemiz ilk kez gayri safi yurt içi hasılamızın %1'inin üzerine çıktı. Daha da önemlisi bunun %60.4'ü özel sektörümüz tarafından gerçekleştirildi. Hedefimiz bu Ar-Ge kapasitemizin orta yüksek ve daha da önemlisi yüksek teknolojilerde odaklanması. Bunun içinde üniversite ile sanayinin
yeni işbirliği yaklaşımlarıyla ve yine bu amaca yönelik insan kaynaklarının yetiştirilmesiyle mümkün olabileceği inancındayız. TÜBİTAK olarak biz de geleceğe yönelik temel stratejimizi araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosistemimizde ulusal hedeflere odaklanmış nitelikli bilgi ve nitelikli insan üzerine kurguladık. Tüm süreçlerimizi girdi değil, çıktı. Daha da önemlisi etki odaklı olarak planladık ve uygulamaya başladık. Ülkemizin savunma sanayisindeki ve geçtiğimiz cuma günü zatıalinizin himayelerinde ön gösterimi yapılan yerli elektrikli otomobildeki başarısını diğer yüksek teknoloji alanlarında yaygınlaştırmak üzere üniversite sanayi ve sanayi üniversite işbirliği programlarını, sanayideki nitelikli insan kaynağının arttırılmasına yönelik sanayi doktora programını ve dünyadaki nitelikli bilim insanlarının ve araştırmacılarının ülkemize kazandırılması amaçlı uluslararası lider araştırmacılar programlarını başlattık. Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesindeki süreci erken yaş grubundaki öğrencilerimizi bilim temelli bir yaklaşımla hazırlamak üzere deneyap teknoloji atölyeleri, bilim fuarları, bilim şenlikleri, bilim söyleşileri, araştırma proje yarışmaları düzenliyoruz. Sadece 2018 yılında 750 bin öğrencimiz TÜBİTAK bilim fuarlarında projelerini sergilediler. Uluslararası bilim olimpiyatlarında öğrencilerimiz artık tüm bilim dallarında dereceye giriyorlar, ödüller alıyorlar. Uluslararası işbirliklerimiz kapsamında işbirliği yaptığımız ülke sayısını 55'e, kurum sayısını 77'ye çıkardık. Geçtiğimiz hafta zatıalinizin şahitliğinde Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan ile ülkelerimizin ortak ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi bir model içeren mükemmeliyet merkezi kurmak üzere anlaşma imzaladık. Avrupa Birliği Ufuk 2020 programı kapsamında ülke olarak ödemeyi taahhüt ettiğimiz yaklaşık 80 milyon avroluk katkı payının yapılan uzun ve zorlu müzakerelerin ardından ülkemiz araştırmacıları için kullanılmasını sağladık. Merkez ve enstitülerimizde yetkinliklerimizi hedef, sonuç odaklı ve işbirliği içerisinde geliştirerek ülkemizin kritik ihtiyaçlarına en etkin ve kısa sürede cevap verecek stratejik öneme sahip Ar-Ge ve yenilik projelerini hayata geçiriyoruz. Savunmadan gıdaya, kimyadan bilişime, uzaydan ilaca birçok alanda araştırmalar yapıyoruz. 2019 yılı bu anlamda pek çok ilki başarıyla gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Yerli elektrikli otomobildeki ülke başarımızı yerli yüksek hızlı trene taşımak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzle birlikte Raylı Ulaştırma Teknolojileri Enstitüsü'nü, yapay zeka alanında ilgili tüm akademik ve iş dünyası paydaşlarıyla birlikte geliştirmek ve birlikte başarmak hedefiyle yapay zeka enstitüsü'nü, zatıalinizin himayesinde başlatılan Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü projesi girişimini Türkiye'deki kutup araştırmalarının tek bir merkezden koordine edilmesi ve kurumsallaşması amacıyla kutup araştırmaları enstitüsünü kurduk. Sayın Cumhurbaşkanım, çığır açıcı bilimsel atılımlarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde ve teknoloji odaklı dönüşümünde öncü kurum olmak üzere ülkemizin 2023 yılı ve ötesindeki ilişkin hedeflerini gerçekleştirmekte tüm gayretlerimizle gelecek yıllarda da çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bilimin ufuklarını zorlayan ve bilimin yeni toplumsal faydalar sağlamasına yönelik önemli katkılar ortaya koyan bilim insanlarımız, ekosistemimizin sadece bugünün için değil, yarını ve özellikle genç araştırmacılarımız için de gelecek için de umut kaynağıdır. Bilim insanlarımıza yönelik desteklerimizin taşlandığı süreç TÜBİTAK ödülleridir. Ülkemizde bilim alanında en prestijli ödüller olarak 54 yıldır verilen TÜBİTAK ödülleri sayesinde 175 bilim ödülü, 87 hizmet ödülü, 509 teşvik ödülü, 17 özel ödül ve bu yıla mahsus olmak üzere verilen Profesör Doktor Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü ile birlikte toplam 789 bilim insanımız ödüllendirilmiştir. Bu yılda yönetim kurulumuz tarafından 4 bilim ödülü, 11 teşvik ödülü ve Profesör Doktor Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü verilmesine karar verildi. Bugün bu töreni Cumhurbaşkanlığımızın çatısı altında, Cumhurbaşkanımızın himayesinde yapıyor oluşumuz bilime ve bilim insanlarına verilen değerin en önemli göstergesidir. 56 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da bilim insanlarımız, üniversitelerimiz, öğrencilerimiz, gençlerimiz, araştırıcılarımız ve özel sektörümüz için en ciddi paydaş
en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ödül alan tüm bilim insanlarımızı içtenlikle kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ödül sürecinde bilim insanlarımızdan desteklerini esirgemeyen üniversitelerini ve özellikle de ailelerini de tebrik ediyorum. Bilime ve bilim insanına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve bu töreni himayelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Hasan Mandal'a çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi huzurlarınızda TÜBA filmini izliyoruz efendim. Bilim akademileri tüm dünyada bilim hayatının önemli ve saygın kuruluşlarıdır. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA, Türkiye'de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığını özendirmek ve bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak, ödüllendirmek, gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek, bilim insanlarının toplumsal statülerini ve bilim standartlarını yükseltmek, bilimsel anlayışı yaygınlaştırmak ve bilim temelli danışmanlık yapmak üzere Türkiye'nin özerk Ulusal Bilimler Akademisi olarak kurulmuştur. Çeşitli tematik bilimsel program ve projeler, çalışma grupları, bilimsel toplantılar, araştırma ve yayınlar, uluslararası ilişkiler başlıklarında faaliyetler gerçekleştiren TÜBA, üstün nitelikli bilimsel başarıları teşvik etme ve ödüllendirme işlevi çerçevesinde çeşitli ödül programları yürütür. Türk bilim camiasının uluslararası etkileşimine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında başlatılan ve bu tarihten itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen törenle sahiplerine tevdi edilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, fen ve mühendislik, sağlık ve yaşam bilimleriyle sosyal ve beşeri bilimler alanlarında aday gösterilen bilim insanları arasından özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere tevcih edilir. Eğer siz kendi biliminizi üretemiyorsanız, onun kültüründe ve değerinde de belirleyici olamazsınız. TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ni 2019 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde Dük Üniversitesi öğretim üyesi Adrian Bejan, sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde ise McGill Üniversitesi öğretim üyesi Cemil Recep kazandı. 2019 yılında TÜBA şeref üyesi merhum Profesör Doktor Fuat Sezgin anısına ihdas edilen ödül programı kapsamında bilim tarihi ve Fuat Sezgin'in çalışmaları bağlamında yapılan değerlendirmeler sonucunda üstün başarılı genç bilim insanı, eser, hizmet özel, bireysel özel ve kurumsal özel olmak üzere toplam 5 ödül verildi. TÜBA'nın 2001'de başlattığı dünyada genç akademi oluşumunun ilk ve özgün örneklerinden olan Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı TÜBA GEBİP kapsamında Türkiye kaynaklı çalışan yüzlerce seçkin genç bilim insanı ödüllendirildi. TÜBA Genç Akademi Kasım 2019 tarihli konsey kararı ile kuruldu ve GEBİP ödülü sahipleri Genç Akademi'nin doğal üyeleri sayıldı. 2019 yılında ise 21 farklı üniversite ve bir kurumdan 28 üstün başarılı genç bilim insanı TÜBA GEBİP ödülüne layık görüldü. TÜBA GEBİP ödülü kazanan seçkin bilim insanı sayısı 508'e yükseldi. 2008'de başlatılan Bilimsel Telif Eser Ödülleri TÜBA TESEP kapsamında ise şimdiye kadar 202 eser ödüllendirildi. 2019 yılında biri Halil İnalcık Özel Ödülü, ikisi TESEP Ödülü ve üçü de Kayda Değer Eser Ödülü olmak üzere toplam 6 eser TÜBA TESEP Ödülüne layık görüldü. Yeni Türkiye'yi bilimin, ilmin, araştırmanın, geliştirmenin, İnovasyonun aydınlığında inşa edeceğiz. Türkiye'nin Ulusal Bilimler Akademisi TÜBA, uluslararası ve ulusal düzeydeki faaliyetlerine farklılıkları zenginlik olarak değerlendirme anlayışıyla, Türkiye'nin milli menfaatlerini her zaman koruyarak
milli amaç ve stratejilerine katkı sağlamaya devam edecektir. TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi. Efendim, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere TÜBA Başkanı Profesör Doktor Sayın Muzaffer Şeker'i kürsüye davet ediyorum alkışlar eşliğinde. Hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misafirler, kıymetli bilim insanları, 2015 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde gerçekleştirilen 2019 yılı Türkiye Bilimler Akademisi ödül törenine teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim. Bugün burada ödülleri tevcih edilecek olan TÜBA ve TÜBİTAK ödülü alan bilim insanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, marifet iltifata tabidir özdeyişimizin yansıması olarak sizlerin bilim insanlarına vermiş olduğunuz önem ve desteğinizin farkındayız. TÜBA ödüllerini himayelerinize almanız ve TÜBA şeref üyesi merhum hocamız Profesör Doktor Fuat Sezgin anısına 2019 yılını Fuat Sezgin yılı olarak ilan etmeniz bunun en güzel nişanesidir. Müteşekkiriz. Medeniyetimizin bilim tarihine yapmış olduğu katkıların maalesef bilinçli bilinçsiz şekilde üstü örtülmüş ve bilimsel mirasımız uzun yıllar görmezden gelinmiştir. Birçok bilim disiplininin kuruluşuna ve gelişmesine öncülük etmiş, temel bilim kavramlarının oluşturulmasına ve insanlığın refahı için uygulama alanına taşınmasına atalarımızın ve kadim medeniyetimizin katkısının üst düzeyde olduğunu biliyoruz. Gençlerimizin uzun süre yurt dışında gurbette yaşamak zorunda kalan değerli merhum hocamız Fuat Sezgin'in hayatını ve eserlerini tanımaları, rol model olarak kendi hayatlarına yansıtmaları ve kadim medeniyetimizin bilime katkısını öğrenerek özgüven sahibi olmaları bu tür bilimsel etkinlikler ile mümkün olmaktadır. Zaten akademinin varlık gayesi de bilimi sevdirme ve bilim insanlarını çalışmalarından dolayı onurlandırmaktır. Bilimsel araştırmaya ayrılan fonlardaki artış sayesinde gençlerimizin bilimsel çalışmalara özendirilmesi, ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve yüksek makamlarının liderliğinde oluşturulmuş olan Cumhuriyetimizin 100. yılı vizyonu ile 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilmesi ancak yetiştirilecek nitelikli insan gücümüz ve genç bilim insanlarımızın çaba ve gayretleriyle mümkün olacaktır. Küresel rekabetin ve çıkar ilişkilerinin üst düzeyde olduğu günümüzde her toplum kendi stratejisine göre bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerini öncelemekte ve teşvik etmektedir. Bizler de insanlığa bilimsel üretimde daha iyisini, daha güzelini ve verimlisini sunma konusunda alternatif, özel çözümler üretmek için gayret ediyoruz. Bu çabanın paradigma değişimi gerektirdiğini ve bilimin Avrupa merkeziyetçiliğinden çıkarılarak insanlığın ortak mirası olarak görülmesi, emeğe ve insana saygılı bir bilim kültürü oluşturulması sorumluluğunun bilincindeyiz. Çünkü bunun medeniyetler inşa eden bilim insanlarına vefanın bir gereği, bilim tarihine, bilim etiğine olan saygının bir gereği olarak görüyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanım, son yıllarda sağlanan imkanlarla ülkemizin bilimsel araştırma altyapısı ve proje destekleri bilim insanlarımıza dünya ile rekabet etme şansı sunmaktadır. Bilimsel kültür ve ekosistem oluşturma stratejilerimiz ülkemiz için gerçekçi bir planlama ile ilerlemektedir. Elbette bilime ve insana yapılan yatırımların dönüşü kısa süre içinde ortaya çıkmaz. Sabırla, sebatla bir yandan bilimsel çalışmalara ve desteğe devam ederken aynı zamanda gelecek için genç bilim insanlarını da yetiştirmek zorundayız. Tam bağımsız bir Türkiye için milli ve yerel değerlerden beslenen daha fazla üretim ve insan odaklı çalışmalara yönelik hepimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olarak ülkemizin bilimsel üretimini ve kalitesini artırmak üzere Türkiye'nin tüm bilim disiplinlerini kapsayan özel milli akademisi olarak özel çaba sarf ettiğimizi belirtmek isterim.
TÜBA olarak muadilimiz bilim akademileri ve uluslararası çatı kuruluşlar ile G20 bünyesindeki Science 20 ve World Science Forum gibi bilimsel platformlara üst düzey katılımlar sağlayarak insanlığın ortak sorunlarına yönelik çözüm üretme amaçlı uluslararası bilim diplomasisi ve bilim kültürüne yönelik çabalara ülkemiz adına katkı sunuyoruz. Akademi üyelerimizin 2019 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde aldıkları ödüller ve teşvikler bizleri mutlu etmiştir. Bu ödüller TÜBA'nın multidisipliner zenginliğinin bir yansıması ve TÜBA üyesi seçkin bilim insanlarımızın bilimsel anlamda öncülüğünün, özgünlüğünün ve kalitesinin de göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanım, hızlı teknolojik değişim süreçleri, bilişim devrimi, yapay zeka alanındaki gelişmeler, insanoğlu için sunduğu fırsatlar kadar riskler de içermektedir. Bu gelişmeler, insanın yalnızlaşması, bireysel ve sosyokültürel sorunların derinleşmesi beraberinde getirmektedir. Bilim insanı olarak bizleri görevi temel insan haklarının korunması, eğitimde fırsat eşitliğinin gözetilmesi, düşüncelerin özgürce ifade edilmesi ve bireyin güvenliğinin sağlanması yönünde gayret etmektir. Ayrıca doğal kaynakların etkin kullanımı, küresel eşitsizlikler, sağlıklı ve dengeli beslenme, biyoçeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve çevre kirliliğine karşı önlemler bilim dünyasının ortak gündemini oluşturmaktadır. Bilim insanı sorumluluğu çağın bu kronikleşmiş sorunlarına sadece entelektüel bir fantezi olarak yaklaşmak yerine gerçekçi, somut, bilimsel çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Bugün himayelerinizde ve huzurlarınızda ödül alan TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü bilim insanlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu ödül töreninde emeği geçen TÜBA ve TÜBİTAK personeline, Sayın Bakanımızın şahsında bakanlık çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, TÜBA ödüllerini ve Türk İslam Bilim Kültür Miras Projesi'ni himayelerinize alarak bilime ve bilim insanlarına göstermiş olduğunuz Kadir Şinas takdirlerinizden dolayı şahsım ve Türkiye Bilimler Akademisi adına zat-ı devletinize bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Saygılarımla efendim. TÜBA Başkanımız Profesör Doktor Muzaffer Şeker'e çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı alkışlar eşliğinde kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bugün her biri kendi alanında büyük başarılara imza atan kıymetli bilim insanlarımızı ödüllendirmek amacıyla bir aradayız. Sözlerimin hemen başında TÜBİTAK ve TÜBA'dan ödül alacak 57 akademisyenimizi yürekten kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin bir neticesi olarak milletimizin refahı arttı, ülkemiz bölgesel ve küresel bir aktör haline geldi. Bu başarıların üstüne yenilerini eklemek için büyük bir sorumluluk altında olduğumuzun farkındayız. Türkiye'nin yeni başarı hikayesi katma değerli üretimle, teknolojiyle ve bilimle yazılacak. Bu yüzden bakanlık olarak çalışmalarımızı hızlandırdık. Sanayici, girişimci, üniversite ve bilim insanlarımızla kafa kafaya verdik. 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizi hazırladık. Bu stratejiyle bir hedefe kilitlendik. Ülkemizi yeni teknolojilerin üreticisi yapacağız. Biz bu vizyona milli teknoloji hamlesi diyoruz. Üretimde ve ihracatta teknolojinin payını arttırmayı, küresel markalar oluşturmayı ve değeri milyar doları aşan genç firmaların Türkiye'nin başarılarını dünyaya duyurmasını istiyoruz. Atacağımız her adım ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek. Özgün ve yenilikçi teknolojileri geliştirip
küresel rekabet yarışında üst sıraların daimi bir oyuncusu olacağız. Bunun için gerekli her türlü altyapıya sahibiz. 17 senede sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi kurduk. Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, araştırma altyapıları ve üniversiteler araştırmacılarımızın hizmetinde. Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerini marka oluşturacak cazibe merkezleri haline getirdik. TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları ve yatırım teşviklerimizle milli teknoloji hamlesini hayata geçirecek tüm girişimcilerin yanındayız. Başarıya giden yolda nitelikli, çalışkan ve dinamik insan kaynağının hayati öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. İşte bu bilinçle insan kaynağımızı geliştirmek için vizyoner projeler başlattık. Bunlardan ilki sanayi doktora programı. Bu programla yetişmiş akademik kadroları sanayiye entegre ediyoruz. Geçen sene başlattığımız bu uygulama oldukça yoğun bir talep gördü. 33 üniversitenin 77 firmayla yaptığı 120 farklı işbirliği projesini TÜBİTAK kanalıyla destekleyeceğiz. Doktora öğrencilerine mezun olduktan sonra da 3 yıl boyunca istihdam desteği sağlayacağız. Kıymetli hocalarım, lütfen sizler de bu önemli programlara öğrencilerinizi yönlendirmeyi unutmayın. Diğer bir vizyoner projemiz ise Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı oldu. Bu programı açıklarken şunu söyledik. Türkiye'yi dünyanın her yerinden üst düzey araştırmacılar için çekim merkezi haline getireceğiz. Biz bunu söylediğimizde inanmayanlar, hatta dalga geçenler oldu. Türkiye'ye kim döner dediler. Ama biz bilimi, üniversiteleri çarpık ideolojilerine arka bahçe yapmak isteyenlere aldırmadık. Nasıl ki gülün kıymetini en iyi bülbül, altının ayarını en iyi sarraf bilirse, ilerlemenin ve kalkınmanın dertlisi bir yönetim olarak bilim insanlarımızın değerini de en iyi biz biliriz dedik. Bu ülkede bilim insanlarına şimdiye kadar verilmeyen destekleri veren, gösterilmeyen ilgi ve hürmeti gösteren bir iktidar olarak bu programı başlattık. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin talimatlarınızla yurt dışından gelenlerin yanında hali hazırda ülkemizde çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacılarımızı da unutmuyoruz. Onlar için de benzer şekilde Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz. Bu programın çağrısına Ocak ayında çıkacağız. Yine yazılım konusu üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer alan. Teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarımızla yakın işbirliği içerisindeyiz. Açık kaynak platformunu kurduk. Yerli açık kaynak çözümleri geliştirerek dışa bağımlılığı azaltacak, tasarrufları artıracak ve olası siber güvenlik saldırılarını bertaraf edeceğiz. Bu platform 2023 yılına kadar en az 500 bin yazılımcı yetiştirme hedefimizde de etkili olacak. Elbette insan kaynağı demişken çocukları ve gençleri ihmal etmiyoruz. Bilim ve teknolojide erken yaşta farkındalığın artırılması oldukça mühim. Çocuklarımız enerjilerini bilime ve teknolojiye yönlendirsinler diye bilim merkezleri ve deneyap teknoloji atölyeleri kuruyoruz. Geleceğin teknoloji yıldızları inşallah bu merkezlerden çıkacak. Önümüzdeki dönemde bu gençlerin başarılarını hep birlikte alkışlayacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, TÜBA ve TÜBİTAK başkanlarımızın da az önce ifade ettiği gibi bilimsel başarının geliştirilmesi, topluma yayılması ve bilim temelli gelecek için çalışmalarına hızla devam ediyor. Bilimler Akademisi, bilim eğitimi, kök hücre, gıda ve enerji gibi alanlarda
faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi bu sene merhum hocamız Fuat Sezgin adına pek çok faaliyet gerçekleştirdi. Yüreği memleket sevdasıyla çarpan kıymetli hocamızın adını yaşatmaya ve onun eserlerini gençlere tanıtmaya devam edeceğiz. Milli ve özgün teknolojileri de TÜBİTAK'la destekliyoruz. Yılın ilk 10 ayında özel sektörün 3072, akademinin 1110 ARGE projesine kaynak sağladık. Ayrıca 5180 bilim insanı farklı desteklerimizden faydalandı. TÜBİTAK enstitüleri de kritik teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Geliştirilen ARGE tabanlı ürünler sanayimiz tarafından ticarileştiriliyor. Buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum ki TÜBİTAK ve TÜBAN'ın birikimi Türkiye'nin birikimidir. Bu güzide kurumlarımızın verdiği desteklerle Türkiye özellikle savunma sanayinde küresel güçlere geri adım attırabilen bir ülke haline geldi. Şimdi sırada gösterdiğimiz bu başarıyı tüm teknoloji alanlarına yaymak var. İşte geçtiğimiz cuma ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettik. Ülkemizin bilimsel birikiminin bir sonucu olan Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıttık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle gerçekleşen bu adımı milletimizin hasretle beklediğini gördüğümüz ilgiden de anlayabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bizlere gösterdiğiniz vizyonla ekonomik ve teknolojik bağımsızlık hedeflerimize hızla ulaşmak için durdurak bilmeden koşmaya devam edeceğiz. Bu alanda vermiş olduğunuz sınırsız desteklerden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Bugün ödül kazanan tüm akademisyenleri tekrar kutluyor, bilime, ülkemize ve insanlığa yaptıkları ve yapacakları katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli davetliler, bilim ve teknolojiye önem veren, bu alandaki gelişmeleri ve bilim insanlarımızın çalışmalarını yakinen takip eden ve destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun, buyurun. Değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, milletin evini, özellikle teşrifleriniz için her birinize şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin bilimsel araştırmalar alanında öncü kurumları olan TÜBİTAK ve TÜBAN'ın 2019 yılı ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bilim insanlarımızın en büyük mirasları geride bıraktıkları çalışmaları, araştırmalarının topluma sağladığı fayda ve yetiştirdikleri öğrencilerdir. Türkiye işte bu tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Daha önemlisi bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da
temelini oluşturacaktır. Bilim insanlarının teşvik edilmesini, yaptıkları akademik çalışmaların geniş kitleler tarafından duyulmasını ve gençler için rol model olmalarını da sağlayacaktır. Bugün burada bilim insanlarımıza tevcih edeceğimiz ödüller bu yöndeki gayretlerin bir takdiridir. Yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlanması temennisinin aynı zamanda da bir teyididir. Geçen yıl kaybettiğimiz Profesör Doktor Fuat Sezgin'in anısına oluşturduğumuz ödül vasıtasıyla bu değerli hocamızı bir kez daha yad etme fırsatı bulduk. Fuat Sezgin hocamızın İslam bilim ve teknoloji tarihine yaptığı muazzam katkıların gelecek nesillere de ilham vereceğine inanıyorum. Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz. Bu sene 57 bilim insanımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü. TÜBİTAK 3 farklı kategoride toplam 16 ödül belirledi. Milli Akademimiz TÜBA ise 4 farklı alanda 41 ödül vermeyi kararlaştırdı. TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ni Kanada ve Amerika'dan 2 bilim insanı kazandı. TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri'ni ise bu yıl 20 farklı üniversiteden 28 genç kardeşimize takdim ediyoruz. Bu sene merhum Fuat Sezgin hocamızın adına 5 ödül sahibini bulacak. Ayrıca 6 eser de TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülünü alacak. Bugün ödül alan tüm akademisyenlerimizin gerçekten de çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz. Örneğin bir bilim insanımız çevreye zarar veren atıkların hidrojen üretiminde kullanılmasını sağladı. Bu buluş da karbondioksit salınımından faydalı ürünler elde etmek mümkün hale gelmiştir. Kimya alanında makro moleküllerin yüksek çözünürlükle hesaplanması ve simülasyonu için yeni teoriler geliştiren bir akademisyenimize de bugün ödül veriyoruz. Bu çalışma yeni malzemelerin tasarlanması, hastalıklara sebep olan faktörlerin daha iyi anlaşılması, yeni ilaçların geliştirilmesi gibi pek çok konuda ilerlemenin önünü açacak öneme sahiptir. TÜBA'nın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülünü kazanan gençlerimiz de sahip oldukları patentler ve yürüttükleri çalışmalarla ülkemizin geleceğine önemli katkı sağlamaya adaydır. Tabii Profesör Doktor Erdal Arıkan'ın ismini özellikle zikretmezsek olmaz. Kutupsal kodlama yöntemini geliştiren hocamız, verilerin iletiminde 70 yıldır üstesinden gelinemeyen kapasite sorununu çözdü. Bugün dünyada 5G ve ötesi teknolojileri konuşuyor olmamızı Erdal hocamızın çalışmalarına borçluyuz. Hocamızın buluşu sayesinde otonom araçlar dahil olmak üzere dijital çağın pek çok uygulamasında güvenilir ve hızlı veri transferi gerçekleşebilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimiz de hocamızla yakın irtibattadır. İnşallah ülkemizin bu alandaki yolculuğunda kendisiyle birlikte çalışacağız. Değerli misafirler, TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknolojinin mihmandarlığında ülkemizin kalkınmasını destekleyecek adımlar atıyor. Araştırma geliştirme desteklerinden girişimciliğe, bilim insanı burslarından uluslararası işbirliklerine pek çok alanda TÜBİTAK destekleri bulunuyor. TÜBİTAK enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığımızı azaltacak projeler üretiyoruz. Savunmadan uzaya,
kutup çalışmalarından astronomiye, akademiden sanayiye uzanan geniş bir alanda atılımları ve yenilikleri TÜBİTAK vasıtasıyla destekliyoruz. Bilimin ve mühendisliğin her alanında araştırmacılarımıza önemli imkanlar sunuyoruz. Mesela 2002 yılında bilim insanlarımıza sadece 150 milyon lira destek sağlanırken bu sene verdiğimiz destek 1,8 milyar liraya ulaştı. Böylece üniversitelerimizin ve sanayimizin araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Bu desteklerle 207 üniversite, 1572 araştırma, geliştirme ve tasarım merkezi ile 85 teknoparkta faaliyet gösteren araştırmacıların da yanında olduk. Adeta sıfırdan kurduğumuz altyapı sayesinde araştırma geliştirme harcamalarının milli gelirimizdeki payı ilk defa %1'i aştı. İnşallah önümüzdeki dönemde bu oranı çok daha artıracağız. Çünkü günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolunun yüksek teknoloji ve yenilikçilik olduğunu biliyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranlarını yakalayabilmemiz için üretimimizi yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünlere yönetmek mecburiyetindeyiz. Bilim insanlarımızın ortaya koyacağı başarılar, yenilikler ve keşifler bu dönüşümü gerçekleştirmede kritik öneme sahip. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyen, bunları en iyi şekilde kullanamayan ülkelerin geleceğin dünyasında işi doğrusu çok zor. Ürettiğimiz bilgiyle kendi hedeflerimize ulaşmanın yanında tüm insanlığın refahına da katkıda bulunacağız. Milli teknoloji hamlemizin amacı da işte bu süreci desteklemektir. Bu amaçla ülkemizi dünyadaki tüm bilim insanları için çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile oldukça vizyoner ve yenilikçi bir mekanizma oluşturduk. Çağrımıza dünyanın dört bir yanından başvuru aldık. Alanın en iyisi küresel şirketlerden ve dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacılar Türkiye'ye gelip bizim kurduğumuz altyapılarda çalışmayı tercih ettiler. Halihazırda 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanıyor. Gelen araştırmacıların kendi ekiplerini kurmalarını da temin ediyoruz. Desteklenen her bir araştırmacımız inşallah beşer doktora öğrencisi yetiştirecek. Bu doktora öğrencileri de yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarında yer alacaklar. Böylece adım adım hedeflerimize yaklaşmış olacağız. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz cuma günü Gebze'de iki tarihi anı birlikte yaşadık. Öncelikle Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını gerçekleştirdik. Vadimiz 200 bin metrekare kapalı alanıyla ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi hüviyetine sahiptir. Savunma sanayinde gösterdiğimiz başarı hikayesini sivil alanlara da aktarmak için kolları sıvadık. Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız. Bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız. İşte Bilişim Vadimiz bu noktada kritik bir rol üstlenecek. Marmaray bağlantısını yaparak, İzmir'deki teknoloji üssüyle bütünleştirerek Bilişim Vadisi'nin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin otomobili projesinin burada şekillendirilmiş olması
doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Geliştirilen otomobillerin ilk gösterimini de Cuma günü yine burada yaptık. Gerçekten gurur verici, ümit verici, her türlü takdire layık bir çalışmanın gerçekleştirildiğini gördük. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla devam edilerek belirlenen tarihte üretime de geçilecektir. 2022'nin sonunda seri üretim. Bursa'daki fabrika Gemlik'te biliyorsunuz silahlı kuvvetlerimize ait 4 milyon metrekarelik bir alanın 1 milyon metrekaresini biz sadece şu anda TOK yani Türkiye'nin otomobili girişim grubuna tahsis ettik. Şimdi süratle fabrikamızı orada yapacak ve oradan uluslararası sulara açılma imkanımız olacak. Çünkü aynı zamanda limanı da orada rahatlıkla yapabilme imkanımız var. Projenin her aşamasını adım adım takip ediyor, çıkan her sorunu çözüyoruz. Zira Bursa otomotiv sanayimizin aynı zamanda yan sanayi olarak da Türkiye'de en güçlü olduğu bir yer. Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Türkiye'nin otomobili sanayimizi tasarımdan üretime tüm bileşenleriyle geleceğe hazırlama çabamızın müşahhas örneğidir. Projede yer alan herkes gecesini gündüzüne katarak aynı amaç uğrunda emek veriyor. Ve milletimiz de Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere siparişleri de almaya başladık. Milletimizin projeyi böylesine sahiplenmesi, devrim otomobilinin önünü kestiler. Ama inşallah devrim otomobilinin önünü kesemeyecekler. Yerli ve milli teknoloji hamlelerinin başına gelenlerin inşallah devrim otomobilinde tekrarlanmayacağının en büyük ispatıdır. Ülkemizde maalesef istihza ile veya alenen husumetle atılan her hayırlı adımın karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir anlayış bulunuyor. Türkiye'de hayata geçirilmiş hiçbir proje yoktur ki milletimizin vücuduna 200 yıldır adeta bir kene gibi yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış olsun. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak sürekli yapamazsınız, başaramazsınız diyen bu şehamet tellallarına rağmen başardık. Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehiri hep daha büyük projeleri hayata geçirmemiz, hep daha büyük başarılar ortaya koymamızdır. Türkiye'nin otomobili projesi gibi atılımların ülkemize belki de en büyük katkısı işte budur. Bu vesileyle en başından bugüne kadar Türkiye'nin otomobili projesinde yer alan, emek veren herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Diğer yandan TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü SAGE'de kendi alanında gerçekten önemli başarılara imza atıyor. SAGE tarafından geliştirilen ilk yerli havadan havaya füzesi Bozdoğan, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı. İlk yerli seyir füzesi SOM ailesinden SOM B1 ve SOM B2 füzeleri eklenen yeni yeteneklerini hava kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışlarıyla da kanıtladı. Milli mühimmatımız hassas güdüm kitinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatı da gerçekleştirildi. Geliştirilmekte olan çok kritik
alt sistemlerimiz arasında yer alan Kaşif, Atlas, SG Konum gibi ürünler savunma sanayi firmaları tarafından kullanılmaya başlandı. İnşallah SAGE'den önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Aynı şekilde kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran Türkiye Antarktika Bilimsel Araştırma Kampı da kuruldu. Kamp bünyesindeki meteoroloji istasyonu faaliyete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın deniz tabanı haritalaması da gerçekleştirildi. Konuyu Boris Johnson'la da görüştüm ve belki de İngiltere ile birlikte orada bu çalışmayı daha da yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Nihai hedefimiz Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde gözlemci ülke statüsünden danışman ülke statüsüne geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır. Değerli arkadaşlar, 2 hafta önce Malezya'da Kuala Lumpur zirvesine katıldık. Bu zirvede akademisyenler, politikacılar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte İslam dünyasının bugününü ve geleceğini masaya yatırdık. Türkiye olarak 15 anlaşmayla bu zirveden döndük. Bunlardan biri de TÜBİTAK ile Malezya, Katar ve Endonezya'daki muadilleri arasında mükemmeliyet merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmadır. Amacımız güvenlik, gıda, sağlık, ulaşım, enerji, bilgi ve iletişim teknolojilerinde ülkelerimizin ortak ihtiyaçlarına çözüm getirmektir. Bilgi ve teknolojiyi paylaşmanın yanı sıra araştırmacılarımızın serbest dolaşımını sağlamak da beklentilerimiz arasındadır. Oluşturacağımız bu enerjinin diğer ülkeleri de cezbedeceğini düşünüyorum. Aslında biz bu merkezle geniş çaplı bir teknoloji atılımının ilk adımlarını da atmış olduk. Bilim ve teknoloji diplomasisinde atılan her adımı, her türlü somut işbirliğini son derece önemli görüyoruz. Ülkemiz içinde de yenilikçiliğin hayatın her alanını kapsaması ve bilgi üretimi konusunda yoğun gayretlerimiz var. TÜBİTAK bünyesinde 2005 yılında başlattığımız Türkiye Araştırma Alanı Destek Programları'nın geldiği nokta son derece sevindiricidir. Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa Birliği'ne ödeyeceği yaklaşık 80 milyon avroluk katkı payı ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır. Bu kaynağı sanayici ve akademisyenlerimizin taleplerine uygun şekilde değerlendireceğiz. KOBİ'lerimizin Avrupa Birliği projelerinde yetkinlik kazanmalarına yardımcı olacağız. Özellikle stratejik projeleri destekleyerek araştırmacılarımızın Avrupa ortak girişiminden daha aktif faydalanmalarını sağlayacağız. Tabii geleceğimiz için asıl önemli olan hususlardan biri de gençlerimizi bilime, araştırmaya, teknolojiye yönlendirmeyi başarabilmemizdir. Bunun için gençlerimize her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vereceğiz. TÜBİTAK, bilimi topluma yaymaya ve bilimin eğlenceli, yararlı, sıcak yüzünü gençlere göstermeye çalışıyor. İlkokuldan başlayarak lisans ve lisans sonrasına kadar geniş bir yelpazede bilimle uğraşan çocuklarımıza, gençlerimize destekler veriyor. Düzenlenen şenliklerde, fuarlarda, atölyelerde çocuklarımız, gençlerimiz proje geliştirmeyi öğreniyorlar, bunun heyecanını yaşıyorlar. Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini yetiştirmek için Geleceğin Teknoloji Yıldızları programını başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde önümüzdeki 2 senede 81 ilde 100 dene yap teknoloji atölyesi kuruyoruz. Bu yıl 12 ilimizde eğitimleri başlattık. Önümüzdeki sene Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı,
Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere 18 ilimiz daha Dene Yap Teknoloji Atölyesi'ne kavuşacak. Buralarda çocuklarımız 3 yıl boyunca robotikten yapay zekaya, siber güvenlikten nano teknolojiye kadar kapsamlı ve tamamen ücretsiz teknoloji eğitimleri alacak. Hedefimiz 5 yılda 50 bin öğrencimizi bu eğitimlerden yararlandırmaktır. Değerli konuklar, ülkemizin her alanla özellikle bilimde ve teknolojide geldiği yer çok önemli. Ama hala kat edecek çok yolumuz var. Biz bilim insanlarımızı desteklemeye, kendilerine her alanda katkı sunmaya, imkan sağlamaya devam edeceğiz. Ama asıl büyük sorumluluk bilim insanlarımızın omuzlarındadır. Sizlerin gayreti, birikimi, kabiliyeti ve ortaya çıkartacağı teorik, pratik ürünlerle hedeflerimize yürüyeceğiz. TÜBİTAK'a ve TÜBA'ya bu konuda önemli görevler düşüyor. Az önce de söylendi. Marifet ittifata tabidir anlayışıyla bilim insanlarımızı teşvik eden TÜBİTAK ve TÜBA'dan asıl kendi bilim ve teknoloji iklimimizi oluşturmasını bekleyeceğiz. Her şeyden önce biz bana bir harf öğretenin kulu kölesiyim diyen zihniyetin takipçisiyiz, mensuplarıyız ve biz de bunları aynı anlayışla devam ettireceğiz. Unutmayınız, her medeniyet kendi teknolojisini, her teknoloji kendi kültürünü ve değerini üretir. Bunu başardığımızda coğrafyamız yeniden bilim ve teknolojinin cazibe merkezi haline dönüşecektir. Bu duygularla bir kez daha ödül alan bilim insanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz hitaplarından ötürü. Efendim, sizi şöyle biraz öne doğru alabilir miyim hediye takdimi için? Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ı hediye takdimi için sahneye davet etmek istiyorum. Efendim, ilk hediyemiz bugünün anısına Fuat Sezgin hocamızın İslam'da Bilim ve Teknik 2007 yılında Almanca'dan Türkçe'ye TÜBA tarafından tercüme edilerek bilim insanlarımızın istifadesine sunduğu 5 cilt olan 2015'te yeniden basılan değerli bir eseri Sayın Varank tarafından Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Evet, ve bir diğeri yine son derece önemli. TÜBİTAK Bilim ve Teknik 1990 Ağustos sayısı merhum jeoloji yüksek mühendisi yüksek önem. Buyurunuz. Cumhurbaşkanım, malumunuz Kanal İstanbul gündemde. Aslında bu konu işinin ehli uzmanların geçmişten beri gündeminde olmuş. Biz de sizlere Bilim Teknik Dergisi'nin Ağustos 1990 sayısını hediye etmek istiyoruz. Burada merhum jeoloji yüksek mühendisi Yüksel Önem'in bir makalesi var. Ve makalenin sonu çok anlamlı. Müsaade ederseniz size orayı okumak istiyorum. İstanbul Kanalı şimdilik şüphesiz bir hayaldir. Ama insanoğlu tarih boyunca hep gönlündeki büyük hayallere erişmek savaşını vermemiş midir? Bu da onlardan biridir işte. Bu sayıyı, bu anlamlı sayıyı size takdim etmek istiyoruz. Evet, bu anlamlı ödülü Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediyor Sayın Varank. Buyurunuz. Biz de buradan hareketle
94'te İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman Kanal İstanbul projesi üzerinde çalışmaya başladım. Ve o dönemden itibaren şu anda da Sayın Binali Yıldırım'la birlikte kendisi Ulaştırma Bakanı olduğunda süratle dedik ki Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz. Tabii heyecanımız çok büyüktü. Çünkü Kanal İstanbul'la birlikte biz bir şeyi ispat ediyorduk. O da neydi? Bir İstanbul Boğazı'nın bırakın ihtiyaca cevap vermeyi sürekli olarak kazalarla, sürekli olarak oradaki tehditler ve Montrö'nün ayrı bir siyasi tehdidi. Ve bize çok daha farklı bir burada yatırım gerekir dedik. Ve bunu da bilim teknoloji de okuduğumuzda dedi ki biz demek ki doğru istikametteyiz. O zaman bunu yapmamız lazım dedik. Ve bunu da gerçekten İstanbullulara defaatle bu projeyi takdim ettim. Ekranlarda takdim ettim. Ve ne yazık ki hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Bunu birinci köprüde yaptılar, ikide yaptılar, üçte yaptılar, Marmaray'da yaptılar, Avrasya Tüneli'nde yaptılar, Osman Gazi Köprüsü'nde yaptılar, Orhan Gazi Köprüsü'nde yaptılar, 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 hepsinde yaptılar. Biz artık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Şu anda sevgili dostlar dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Ve bütün bu kanallar sadece bir lüks olsun diye yapılmıyor. Hepsi bir ihtiyaca mebni olarak yapılıyor. Ve burada biz Kanal İstanbul'u yaparken iki tane de inşallah modern akıllı şehri bununla beraber inşa edeceğiz. İki yolumuz var. Ya yap işlet devletle yapacağız veyahut da milli bütçeyle yapacağız. Ve Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir. Ama yap işlet devletle olursa bizim için çok daha iyi olur. Olmadı, milli bütçeyle bunu yapmamız mümkün. Çünkü her ikisinde de şu anda elimizde imkanlar var. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ediyoruz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bu önemli sayıyı, nüshayı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediyorlar. Efendim müsaadenizle ödül törenine geçmek arzusundayız. Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına eşlik etmek üzere TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Hasan Mandal'ı da davet etmek istiyorum ve TÜBİTAK ödüllerinin takdimine geçiyoruz. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından bu yıl 4 bilim ödülü, bir de 2019 yılı TÜBİTAK Profesör Doktor Fuat Sezgi Bilim Tarihi Ödülü ve 11 teşvik ödülü verilmesine karar verildi. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli davetliler, TÜBİTAK teşvik ödülü kategorisiyle başlıyoruz. Ödül almaya hak kazanan bilim insanlarımızı sahneye davet edeceğiz ve kendilerinden ricam lütfen sahnede kalmaları. Temel bilimler alanında doçent doktor Uğur Bozkaya, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Mühendislik bilimleri alanında doktor öğretim üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi. Doçent doktor Alper Uzun, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurun. Evet, Emine Ülkü Sarıtaş Çukur sahnedeler. Evet, arkaya doğru değerli profesörlerimizi, öğretim üyelerimizi alıyoruz. Efendim, doktor öğretim üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ödülünü almaktalar. Ve doçent doktor Alper Uzun, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurunuz.
sağlık bilimleri alanına geçiyoruz. Doçent Doktor Uğurcan Polat'ı davet etmek istiyorum sahneye. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. Evet, buyurunuz Uğur Bey. Profesör Doktor Güliz Nigar Güncü, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi davet etmek istiyorum. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Doçent Doktor Uğurcan Polat'a ödülünü takdim etmekteler. Buyurunuz Güliz Nigar Güncü, Profesör Doktor Güliz Nigar Güncü sahnedeler. Buyurunuz efendim. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. Doçent Doktor Nurhan Özlü Sıcakkan, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurunuz. Doçent Doktor Nurhan Özlü Sıcakkan, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Ödülünü alıyorlar Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve sosyal bilimler alanına geçiyoruz. Sosyal bilimler alanında Profesör Doktor Yavuz Akbulut, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi. Doçent Doktor Şener Aktürk, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Yavuz Akbulut sahnedeler. Doçent Doktor Şener Aktürk, buyurunuz efendim. Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurunuz. Ve Doçent Doktor Gülgün Aydın, ödül başvuru ve sonuç aşamasında kendisi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesiydi. 1 Eylül 2019 itibariyle Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Buyurunuz Gülgün Aydın bizlerle beraber. Buyurunuz efendim, lütfen. Ve Doçent Doktor Ferdane Nüket Harmancıoğlu Gür, Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Buyurunuz. Ferdane Nüket Harmancıoğlu Gür sahnedeler. Buyurun, buyurun. Doçent Doktor Ayşenur Büyükgöze Kavas, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi, sahneye bekliyoruz. Buyurun. Buyurun. Buyurunuz. Doçent Doktor Ayşenur Büyükgöze Kavas, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi sahnedeler. TÜBİTAK bilim ödüllerine geçiyoruz. Ödül almaya hak kazanan bilim insanlarımızı sahneye davet edeceğim. Temel bilimler alanıyla başlıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Gül sahneye gelsinler lütfen. Kimya alanında metal kompleksleri ve özellikle Phtalosiyanın kimyası konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle bu özel ödüle layık görülmüşlerdir Sayın Gül. Ve mühendislik bilimleri alanında Profesör Doktor Erdal Arıkan, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi üyesi. Haberleşme sistemleri alanında kanal kodlaması konularındaki uluslararası düzeydeki üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle bu çok değerli ödüle layık görülüyor Sayın Arıkan. Sağlık bilimleri alanına geçiyoruz. Profesör Doktor Kazım Şahin, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi, kronik hastalıklardan korunma ve kronik hastalıkların tedavisinde hedef bazlı moleküler beslenme stratejilerinin belirlenmesi konularında uluslararası düzeydeki üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle. Buyurunuz. Efendim, Profesör Doktor Kazım Şahin, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi ve sosyal bilimler alanındayız. Profesör Doktor Siyada Arzu Vasti, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, örgütsel davranış psikoloji alanında bağlılık, güven ve iş yeri şiddeti konularındaki uluslararası düzeydeki üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle bu değerli ödüle layık görülüyor. Bilim ödülü almaya hak kazanıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden. Bu seneye bir defaya mahsus verilen 2019 yılı TÜBİTAK Profesör Doktor Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü'ne geçiyoruz. Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Esin Kahya, kendisini davet ediyoruz. Bilim tarihi alanında doğa bilimleri ve tıp tarihi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle 2019 yılı TÜBİTAK Profesör Doktor Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü almaya hak kazanmıştır. Profesör Doktor Esin Kahya sahnedeler.
Bu sene bir defaya mahsus verilen 2019 yılı TÜBİTAK Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülünü takdim ediyoruz kendisine. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız bu önemli ve özel ödümü takdim ediyorlar kendilerine. Ve tüm bu değerli bilim insanlarını TÜBİTAK Başkanımızın, Sayın Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın yanında toplanmaya davet ediyoruz. Bir fotoğraf çekelim ve sonrasında TÜBA ödüllerine geçeceğiz. Ben de sizden kocaman bir alkış rica ediyorum lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli bilim insanlarımıza. %50'si bayan diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne büyük bir gurur, öyle değil mi Sayın Cumhurbaşkanım? Bunun için bir alkışı daha alabiliriz. Büyük bir mutluluk. Ülkemizde kadın bilim insanlarının artması çok büyük bir mutluluk. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun altını çiziyorlar. Evet. Lütfen sağlı sollu sizi yerlerinize alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz ve TÜBA ödüllerine geçeceğiz. TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Mandal'a da teşekkür ediyoruz ve efendim buyurunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mandal, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi de TÜBA ödüllerine devam edeceğiz. TÜBA Başkanı Profesör Doktor Sayın Muzaffer Şeker'i sahneye davet etmek istiyorum. TÜBA ödüllerini takdim etmek üzere. Biraz daha öne alırsak sizi. Evet. TÜBA Akademi Konseyi tarafından bu yıl 2 Uluslararası Akademi Ödülü, 5 Fuat Sezgin Ödülü, 28 TÜBA GEBİP Ödülü ve 6 TÜBA TESEP Ödülü verilmesine karar verildi. TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri ile üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe bilimsel eser yazımını özendirmek amaçlanıyor. Yüksek müsaadelerinizle efendim şimdi TÜBA TESEP Kayda Değer Telif Eser Ödülleri'nin takdimine geçiyoruz. TÜBA TESEP Kayda Değer Eser Mansiyon Ödülünü alan bilim insanlarımızı sahneye davet edeceğim ve yine sahnede beklemelerini arzu ediyoruz. TESEP Kayda Değer Telif Eser Ödülü alan Demokrasi ve Muhafazakarlık, Gerilim Riski ve İmkanlar adlı eser için yazarı Profesör Doktor Sayın Fatih Duman sahneye gelsinler lütfen. Sayın Fatih Duman, Profesör Doktor Fatih Duman sahneye gelirlerken TESEP Kayda Değer Telif Eser Ödülü alan Din ve Devlet Arasındaki İktidar Mücadelesi Avrupa Örneği adlı eser için yazarı Doçent Doktor Sayın Yaşar Salih Paşaoğlu sahneye geliyorlar. Evet, buyurunuz. Doçent Doktor Sayın Yaşar Salih Paşaoğlu sahnedeler. TESEP Kayda Değer Telif Eser Ödülü alan Türk Romanında Ankara adlı eser için yazarı Doktor Sayın Esra Sazyek'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Doçent Doktor Sayın Esra Sazyek sahnedeler. Törenimize TÜBA TESEP ödülleriyle devam ediyoruz. TESEP ödülü alan Devletin Kahyası Sultanın Efendisi Mehmet Said Halet Efendi adlı eser için yazarı Doktor Sayın Süheyla Yeni Dünya Gürgen'i davet ediyorum sahneye. Buyurun. Buyurunuz. TESEP ödülü alan Kahramanı Yaratmak, İttihatçıların Alemdar Mustafa Paşa'yı Hatırlaması adlı eser için yazarı Profesör Doktor Sayın Kemalettin Kuzucu'yu davet ediyorum. Buyurunuz.
TESEP Halil'in Alcık özel ödülü alan Osmanlı İlmiye Mesleğinde İstihdam 16. Yüzyıl adlı eser için yazarı Profesör Doktor Sayın Yasemin Bayezid'i davet ediyorum. Buyurun. Sayın Yasemin Bayezid sahnedeler ve değerli eserleriyle ödüle layık görülen bilim insanlarımızı kutluyoruz. TÜBA şeref üyesi merhum Profesör Doktor Fuat Sezgin adına verilen TÜBA Fuat Sezgin ödülleriyle törenimize devam ediyoruz. 30 Haziran 2018'de vefat eden dünyaca ünlü İslam bilim tarihi araştırmacısı ve TÜBA şeref üyesi Profesör Doktor Fuat Sezgin adına 2019 yılında bilim tarihi, İslam bilim tarihi ve ilgili alanlarda başarılı bilim insanları ve kurumları ile nitelikli bilimsel çalışmaları takdir ve teşvik etmek amacıyla TÜBA Fuat Sezgin ödülleri ihdas edilmiştir. Bu kapsamda 5 farklı kategoride ödül verilmiştir. TÜBA Fuat Sezgin Eser Ödülü, Türk Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan TDV İslam Ansiklopedisi'ne verilmiştir. Ödülü almak üzere İSAM Başkan Yardımcısı Doktor Sayın Ali Hakan Çavuşoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Eser, İslam bilim, sanat, düşünce, teknik ve kültür ve medeniyetine dair bütün alanlarında ve doğal olarak bilim tarihi alanındaki bilimsel araştırmaları için temel referans çerçevesini oluşturması niteliğinde ödüle layık görülmüştür. TÜBA Fuat Sezgin Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Tekiner'i sahneye davet ediyorum. Sayın Tekiner'e Osmanlı Türk Tıp ve Eczacılık Tarihi alanında yapmış olduğu özgün çalışmaları ve yürütmekte olduğu projelerin İslam bilim tarihine önemli katkıları nedeniyle ödüle layık görülmüştür. TÜBA Fuat Sezgin Kurumsal Özel Ödülü İstanbul Cezeri Müzesi'ne verilmiştir. Ödül almak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Sayın Ahmet Selami Çalışkan'ı sahneye davet ediyoruz. İslam medeniyetinin en önemli mucit ve mühendislerinden biri olan El Cezeri'nin olağanüstü makinelerine dair eserinin Türkçe'ye kazandırılması ve eserde yer alan teknolojik cihazların rekonstrüksiyonu ile çağdaş bir müze oluşturulması nedeniyle ödüle layık görülüyor. TÜBA Fuat Sezgin Bireysel Özel Ödülü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu'na takdim edilecek. Sayın Fazlıoğlu bilim tarihi ve İslam bilim tarihi alanında ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim çalışmalarına yapmış olduğu özgün ve önemli katkıları nedeniyle ödüle layık görülmüştür. Ve TÜBA Fuat Sezgin Hizmet Özel Ödülü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atilla Bir sahneye davet ediyoruz. Sayın Bir, klasik dönem İslam bilim ve teknoloji eserlerinin çağdaş yorumu ile birlikte günümüz bilim hayatına ve gelecek kuşaklara kazandırılmasındaki katkıları nedeniyle ödüle layık görülmüştür. Hoş geldiniz. Efendim Profesör Doktor Atilla Bir, TÜBA Fuat Sezgin Hizmet Ödülü. Sayın Cumhurbaşkanım, Profesör Doktor Atilla Bir'in ödülünün takdiminin ardından şimdi TÜBA üyeleri üniversiteler dünyadaki bilim akademileri tarafından aday gösterilenler arasında özgün, önce ve çığır açan çalışmaları ile öne çıkan bilim insanlarına verilen TÜBA Uluslararası Akademi ödüllerine geçiyoruz. Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Kanada McGill Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Faiz Cemil Recep geliyorlar sahneye. İslam bilim tarihi çalışmalarının zaman ve mekan ufkunu genişleten eserleri ve özellikle Nasruddin Tusi, İbn-i Şatır ve Ali Kuşçu'nun astronomi çalışmalarının modern öncesi dönemde Avrupa'ya aktarım yollarını araştıran ve Kopernik astronomisinin ortaya çıkışındaki etkilerini gösteren incelemeleri nedeniyle 2019 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü'ne layık görülmüştür. Sayın Recep ödülünü almak üzere sahnedeler. Ve fen ve mühendislik bilimleri kategorisiyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Duke Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adrian Bejan'a gidiyor. Mühendisliğin en temel alanlarından biri olan termodinamik alanında termodinamik ile
ısı transferini birleştiren çalışmaları nedeniyle Profesör Doktor Bahri Şahin'i davet etmek istiyorum. Kendisinin ödülünü alacaklar. Sayın Bahri Şahin, buyurunuz efendim. Kendisi maalesef sağlık sorunları nedeniyle aramızda değiller. Yerine ödülünü almak üzere TÜBA Asli üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bahri Şahin geliyorlar sahneye. Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Ve TÜBA Uluslararası Akademi ödülü alan çok kıymetli bilim insanlarımızı kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 2019 yılında değerlendirilen 175 aday arasından 21 farklı üniversite ve kurumdan 28 genç bilim insanı, üstün başarılı genç bilim insanı GEBİB ödülüne layık görülmüştür. TÜBA GEBİB ödülü alan bilim adamlarımızı sahneye davet edeceğiz. Doğa bilimleri alanında ödül alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi doktor, öğretim üyesi Sayın Ahu Arslan Yıldız geliyorlar sahneye. Buyurun. Buyurunuz. Koç Üniversitesi öğretim üyesi doktor, öğretim üyesi Sayın Umut Aydemir'i davet ediyorum sahneye. Buyurun. Sabancı Üniversitesi, efendim, Koç Üniversitesi öğretim üyesi doktor, öğretim üyesi Sayın Umut Aydemir sahnedeler. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi doktor, öğretim üyesi Sayın Turgay Bayraktar'ı davet ediyorum. Buyurunuz. Buyurun. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nazife Erkurşun Özcan'ı davet ediyorum sahneye. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nazife Erkurşun Özcan geliyorlar sahneye. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Nurettin Mengeş. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi doktor, öğretim üyesi Sayın Onur Tokel. Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi doktor, öğretim üyesi Sayın Burak Ülgüt ve mühendislik bilimler alanında ödül alan değerli bilim adamlarına geçeceğiz. Buyurun. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi doktor, öğretim üyesi Sayın Burak Ürgüt sahnedeler. Mühendislik bilimleri alanında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim üyesi doçent doktor Sayın Zeki Candan. Buyurun. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Hülya Cebeci. Hoş geldiniz. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Can Özgür Çolpan. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor öğretim üyesi Sayın Batur Ercan. Buyurun, Batur Ercan. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Güneş Karabulut Kurt. Buyurun. Buyurunuz. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İhsan Kaya.
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Mehmet Cengiz Onbaşlı. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Arzucan Özgür Türkmen. TÜBİTAK MAM'da görevli olan Doçent Doktor Sayın Hilal Yazıcı Malkoçoğlu. Evet, Sayın Malkoçoğlu. Buyurunuz. Ve sağlık bilimleri alanına geçiyoruz. Sağlık bilimleri alanında ödül alan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Soluk Tekkeş'in. Buyurunuz. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sibel Aylin Uğur İşeri. İskenderun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Lütfi Yola. Evet, Sayın Merve Soluk Tekkeş'in ödülünü alıyorlar Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden. Ve elbette ki geleceğin minik bilim insanı. Buyurunuz. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sibel Aylin Uğur İşeri sahnedeler. Buyurun. Ve İskenderun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Lütfi Yola. Sosyal bilimler alanına geçiyoruz. İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mehmet Fatih Aysan. Buyurun. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Balcı. Buyurun. İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Seda Dural Çetinkaya. Buyurun Sayın Çetinkaya. Buyurun. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Fatih Durgun. Buyurun Sayın Durgun. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ersin Erdoğan. Buyurun. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ferdane Nüket Harmancıoğlu Gür. Tekrar. Buyurunuz Sayın Gür. Bakayım. Etiket çıktı. Etiket burada. Buyurunuz. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Hacer Tokyürek. Hoş geldiniz. Buyurun Sayın Tokyürek. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Halit Uyanık. Bir saniye. Buyurun. Sayın Uyanık sahnedeler. Ve son olarak Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ozan Yılmaz. Hoş geldiniz. Buyurun. Sayın Yılmaz sahnedeler. Son ödülümüz de Sayın Yılmaz'a
tevdi ediliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz ve alanlarında gerçekleştirdikleri üstün nitelikli çalışmalar nedeniyle TÜBA GEBİP ödülüne layık görülen üstün başarılı genç bilim insanlarımızı kutluyoruz ve lütfen Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında toplanmaya davet ediyorum sizleri. Bir aile fotoğrafı çekmek üzere. Nasıl? Siz buyurunuz efendim. Buyurunuz. Bu sefer 14 bayan mı? Evet, ben de sizden kocaman bir alkış rica ediyorum. Bu Türkiye'nin gururu, değerli bilim insanları için. İyi ki varsınız. Bilim insanlarımıza sonsuz güvenimiz ve sonsuz takdirimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu önemli ödül törenlerini himaye ettiğiniz için ve bizi yalnız bırakmadığınız için, her zamanki gibi bilim insanının yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Evet, burada noktalıyoruz ödül törenimizi. Tekrar tebrikler ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.